Kimse nankörlük yapmasın. Dulu da alıyor, yetimi de alıyor, hastası da alıyor, hastasının yakını da alıyor, işsizi de alıyor. Herkes bu devletten maaş alıyor. Kimse yok demesin. Alemde devletin kapısında çalışanlar ağlıyor. Yamula 2,5. Valla genelde marketlere göre daha ucuz ama yine de yüksek. Fiyatlar yüksek. İyi mısır var abi, süt mısır var abi. Yani şu an ben çalışıyorum fabrikada. Asgari ücret alıyorum. Birini alıyorsam birini almıyorum. Bence pahalı. Abi yeşilimiz 1 lira kimse almıyor. Kışın bunların parçası tanesi 3 lira. Herkes alıyor dahi ama yazın gelince tanesi 1 lira almıyorlar kimse. Zenginin gözü kör olsun var ya. Bizim halkta para bitmez. Bizim halkta para çok. Bitmez. Sabah mı öyle diyenler? Pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Pazar fiyatları hakkında fiyatlar şu an çok düşük. Çok uygun fiyatlar. Çok ucuz. Ama maalesef işte bu pandemi dolayısıyla önce pandemi, ondan sonra kurbanlık, ondan sonra salçalık, ondan sonra kurutmalık malzemeler. Şu anda çoğu iş yerinde çalışan esnaf kardeşlerimiz, abilerimiz pandemiden dolayı çalışamadığı için ucuz ama fiyatlar, talep yok. Çok ucuz. Salatalık 2,5, domates 2,5, biberler 3 lira, patlıcan 2,5. Fasulye 4 lira, üzüm 3 kilo 10 lira, şeftali 5 lira, 4 lira. Tabii kaliteden kaliteye değişiyor. Orta şeker çok düşük fiyatlar ama orta şeker mallar da var. Gayet ucuz yani, herkesi bekliyoruz pazara. Öncelikle şu pandeminin geçmesini bekliyoruz. Fiyatlar önemli değil. Fiyatları normal ya, ucuz. Bu aylara göre, yerli ayları olduğu için fiyatlarımız gayet iyi, güzel. Yerli olduğu için fazla mal satılmıyor. Herkesin bahçesinde olduğundan dolayı fiyatlar düşük. Düşük olduğundan dolayı da satılmıyor. Herkesin bahçesinde var, bağında var. Ondan dolayı satılmıyor. Mahsullerimiz temiz. Fiyatımız da uygun. Çok güzel. Patlıcan 2,5. Dolma 5 lira. Fiyatlarımız uygun. Milletimizi pazara bekliyoruz. Her şekilde. Doldurmaya da çare bulduk. Eldiveni veriyoruz, dolduruyorlar. Şu anda çok pahalı. Seçim de yapamıyoruz tabii. Yani içeri içeri dolduruyorlar. Tabii onlar da öyle alıyorlar. Hani yapacak bir şey yok. Mecburen turşu zamanı, kışlık zamanı hepsini almak zorundayız. Yani imkanlar el verdiğince almaya çalışıyoruz. Peki ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Yani şu an için ben yeterince karşılayamıyorum. Vallahi fiyatlar çok uygun. Bedava gibi bir şey. Patlıcan 2,5, salatalık 2,5, domates 2,5, dolma biber 5 lira. Fiyatlar uygun yani. Biraz meyve biraz pahalı. O da dışarıdan geliyor ağırlığı. O yönden. Peki bu fiyattan halk memnun mu? Halk da memnun değil. Halk istiyor ki her şey 1 lira olsun. İyi. Son bir iki haftadır düştü bayağı fiyatlar. Bir iki haftadır iyi yani. Daha iyi. Sizce halk yeterince ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Pazardan bu mevsimde yeterince karşılıyor ama tabii kışın imkanlar yetersiz olduğu için pazarda yetersiz oluyor yani. Ama bu dönem iyi. Normal, iyi yani. Şeyler, marketlerle kıyaslarsa burası daha taze olduğu için burayı tercih ediyorum. Siz ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Evet. Evet, buradan karşılayabiliyorum. Marketlerden de hafta içinde, oradan da eksikleri tamamlıyoruz. Daha yeni girdim pazara. Çok fikir sahibi değilim. Çok da sık gelmiyorum. O yüzden yorum yapamayacağım ama uygun gördüm. Yani uygun gördüm. Peki ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Karşılayabiliyorum. Abi yeşilimiz 1 lira kimse almıyor. Kışın bunların parçası tanesi 3 lira. Herkes alıyor dahi ama yazın gelince tanesi 1 lira almıyorlar kimse. Zenginin gözü kör olsun var ya. Ne olacak bu durumumuzu? Fiyatlar şu anda iyi, uygun. Şu anda bir sıkıntı yok, memnunuz. Peki ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Ya tabii ki aldığımız maaşa göre zor oluyor biraz. Yetersiz yani. Meyvenin bir çeşidini alıyorsunuz, iki çeşidini alamıyoruz. O yönden sıkıntı. Vallahi şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Herkes biraz bağlı, biraz ucuz, öyle bir şeyler. Peki siz ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz?
Karşıda ben motoruna gelip getiriyorum ya. Daha buraya yeni geliyorum motoruna. Daha ilk defa görüyorum burayı da. Vallahi pazar fiyatları hakkında ben yumurta sattığım için benim borsam var. Borsa fiyatından alıyoruz. Pazarlarda o şekilde biz satıyoruz. Düşünce düşürüyoruz, çıkınca çıkarıyoruz. Bizim köyle yani. Bence ideal fiyatlar. En azından bizim sattığımız mallar ucuz. Yani müşteriler hep beğeniyor ediyor. Bir sıkıntı yaşamıyoruz müşterilerle. Bu kadar. Peki halk ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Bizim açımızdan karşılıyor diye düşünüyoruz abla. Çok güzel fiyatlar, uygun. Tallalar falan ürüne başladığı için fiyatlar çok düşük. İyi yani. Başka bir diyeceğim. Peki halk yeterince ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Karşılıyor bence. Karşılıyor. Pazar fiyatları şu anda zaten sezon olduğu için ürünler normal yani anormal bir artış falan yok yani gayet normal yani. Sizce halk ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? İhtiyaçlarını şu dönemde yeterince karşılıyor yani. Yani şimdi zepte meyve fiyatları pazarda tabii ki ucuz yani marketlere göre. Bayağı hesaplı yani. Tuhafiye giyim olarak ise pazarda ucuz ama tuhafiye pek gelen kalmadı. Tuhafiye kısmı yani bayağı bir düşüşte. Bunun nedeni de işte bir sosyete pazarları falan var. Ondan sonra her tarafta dükkanlar olduğu için yani mağazada dükkanlar. O yüzden pazara yani tuhafiye şeyi bayağı düşük. Zepse meyve hareketli. Hele bu pandemi döneminde bayağı bir hareketlendi zepse meyve. Çok ucuz pazar fiyatları. Bedava pazar. Halk ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Karşılıyor tabii. Hem de bolca karşılıyor. Her şeyini alıyor halk. Bizim halkta para bitmez. Bizim halkta para çok. Bitmez. Sen bakma öyle diyenlere. Şükredin, şükredin. Ama bazısı da var şu maydanozu şöyle tüm komple alamıyor. Diyor ki yarısını böl de bir diyor. Pazar fiyatları normal, taze, güzel geliyor, satıyoruz günlük. Yani müşteriden memnun bence. Bir sıkıntı yok. Peki sizce halk ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Karşılıyor. Karşılayabiliyor gibi düşünüyorum. Fiyatlar normal değil. İyi yani. Pazar fiyatlarımız şu an çok uygun. Zaten şu an vatandaşlarımız kışlık hazırlıklarını yapıyor. Yamulasıdır, bamyasıdır, sarımsağıdır. Bu türler zaten şu an çok hızlı gidiyor. Sebze türü, kışlık malzemeleri. Onların fiyatları da şu an çok makul zaten. Yani bütün vatandaşlarımızı temin ettiğini düşünüyorum. Yani almayan kalmıyor yani. Yani pazarda çok şey var, rehavet var, kazanıyor yani. Daha yeni geldim de pahalı. Sizce halk yeterince ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Hayır. Yani fiyatlar pahalı, karşılanacak gibi değil. Pazar fiyatlarımız gayet uygundur şu anda. Müşterilerimiz tedirgin, biraz gelmekte zorlanıyorlar. Başka da bir sıkıntımız yok Allah'a şükürler olsun. Müşteri rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Çok rahatlıkla karşılayabilir. Aradığı her şeyimiz var pazarda ve birinci kalitedir. Pazarlar uygun fiyatı yani alan yok. Çünkü yazın anladın abla fiyatlar 1 lira koyuyor. Kazandığımız 10 kuruş 15 kuruş kazandığımız var. Markette 2 liraya satılıyor 3 liraya satılıyor. Millet bizden almıyor marketten alıyorlar yani. Hani yaz olduğu için kimse alamıyor belki olabilir yani. Hani pazarda herkes uyguna satıyor, biz de uyguna satıyor. Alan yok abla. Yani zor geçiriyor biz. Pazar fiyatları bu hafta biraz daha sanki böyle domates, patlıcan uygun gibi ama genel itibariyle bayağı yüksek pazar fiyatları. Özellikle meyve fiyatlarına hiç yanaşılmıyor. Meyve fiyatları gördüğünüz gibi bayağı yüksek. Yani birini alsan birini alamıyorsun. Yani piyasa belli zaten. Türkiye bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Bu da ister istemez bize de yansıyor, pazara da yansıyor, her tarafa yansıyor. Yani gördüğümüz gibi aldığımız patates işte dolanıyor. 2 tura, 3 tura attık. Yani ucuz bir şeyler bulabilir miyiz diye ama pek ucuz da bir şey bulamıyoruz. Yani dediğim gibi en ucuzu şu anda mevsim şey olarak domates gözüküyor, patlıcan gözüküyor. İşte en ucuzu bunlar. Bunların haricinde diğer şeylerde pek ucuzluk yok yani. Sizce halk yeterince ihtiyacını karşılayabiliyor mu? Yani İhtiyacımızı zaten karşılayamıyoruz. Yani ihtiyacımızı karşılıyoruz desek demin de dediğim gibi işte yani meyve alamıyor işin doğrusu. Çünkü niye alamıyor? 10 lira yazıyor, 7 lira yazıyor. Meyve
alamıyoruz. Yani yaz sebzelerinden almaya çalışıyoruz ama yeterince tabii ihtiyaçlarımızı da karşılayamıyoruz ya. Tabii normal. Marketten yarı fiyatına. Marketten yarı fiyatına biz pazarda mal satıyoruz. Peki sizce halk ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Halk işini karşılıyor. Rahatla karşılıyor. Devlet herkese veriyor. Tayyip Erdoğan herkese veriyor. Kimse nankörlük yapmasın. Dulu da alıyor, yetimi de alıyor, hastası da alıyor, hastasının yakını da alıyor, işsizi de alıyor. Herkes bu devletten maaş alıyor. Kimse yok demesin. Ağlayan da devletin kapısında çalışanlar ağlıyor. 5-15 yaşını gene ağlarlar. Devlet her şeyi veriyor. Bolluk da var, bereketlik de var. Kimse yok diye ağlamasın bu ülkede. Vallahi genelde marketlere göre daha ucuz ama yine de yüksek. Fiyatlar yüksek. Oldukça yüksek. Bilmiyorum, ben de erken geldim. Normalde pazarın ilerleyen saatlerinde fiyatlar daha ucuzlar. Ben pandemiden dolayı biraz erken vakitte geleyim dedim. Bilmiyorum, belki akşama doğru biraz daha düşük olabilir ama genelde artık bütün fiyatlar çok yüksek. Yani alım gücümüzü aşıyor. Onu söyleyebilirim. Valla pahalı. Yani şu an ben çalışıyorum fabrikada. Asgari ücret alıyorum. Birini alıyorsam birini almıyorum. Bence pahalı. Biraz daha indirimli olsa daha iyi olur bir aile geçimi için. Peki hijyen konusunda ne düşünüyorsunuz? Hijyen konusunda da çok iyi bir şeyler düşünmüyorum. Yani bazen uyuyorlar, bazen uymuyorlar. Mesela tamam, seçtirmiyorlar bizi ama kendileri de seçiyor. Bazen eldivensiz takıyorlar, bazen maskeyi unutuyorlar. O yüzden pek de çok hijyenli görmüyorum.